Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Hillary Clinton yenilginin kitabını yazacak ama daha şimdiden ön siparişi rekor kıran kitap Hillary'ye milyonlarca dolar kazandıracak gibi görünüyor. Ve Arakan Müslümanlarını ıssız bir adaya hapsetmek istiyorlar. Dünyanın unuttuğu insanların öyküsü az sonra ekranda olacak ve Musul Hayvanat Bahçesi, insanlara yer olmayan acımasız bir dünyada hayvanat bahçesi adeta sefilleri oynuyor. Ayrıntıları aktaracağız. Dünyanın haberi başlıyor. Donald Trump'ın başkanlığında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini neler bekliyor? Washington'daki Türk gazetecilerin hepsi bu soruya yanıt arıyor. Sorunun yanıtını verecek olanlar elbette Trump'ın ekibi. NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay da o ekipte yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanına çok yakın bir isimle röportaj yaptı. Donald Trump'a bir yıl boyunca dış politika danışmanlığı yapan Walid Phares NTV'ye konuştu. Yeni dönemde Trump yönetiminin Orta Doğu politikasına dair önemli ipuçları verdi ve neler söylediğini şimdi Hüseyin Günay'a soracağız. Washington'dan karşımızda Hüseyin. Walid Phares önemli bir isim gerçekten de. Donald Trump'a bir yıla yakın bir süre danışmanlık yaptı. Özellikle Suriye konusunu çok merak ediyoruz. Sana neler anlattı? Ahmet Yeşiltepe, isim çok önemli. En önemli kısımlarından bir tanesi de Donald Trump'ın ekibi içerisinde Arapça bilen ve Orta Doğu kökenli olan tek kişi Walid Phares'di. Walid Phares'in anlatmış oldukları sadece Orta Doğu, Suriye, Türkiye ile olan İlişkiler, PYD, FETÖ meselesi değil, aynı zamanda Donald Trump'ın sorun çözme yöntemine ilişkinde çok önemli ipuçları elde ettik bu röportajla birlikte. Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bakışının bir kişisel meseleye dönüşmüş olduğunu ve Donald Trump'ın Amerika'daki, Avrupa'daki, Latin Amerika ülkelerindeki savaşların bir şekilde bittiğini ancak Orta Doğu'da bu savaşların hala devam ettiğini, dolayısıyla Donald Trump'ın o noktada, o coğrafyada da barışın sağlanabilmesi için oraya özel bir önem atfettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir partner olduğunu ancak Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunun Donald Trump tarafından anlaşılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın hazırlayacağı raporların önemli olduğunu belirtti. O raporlar Donald Trump'ın önüne gittiğinde, Türkiye'nin coğrafi anlamdaki hassasiyetleri Donald Trump'a iletildiğinde Donald Trump bu noktada bunları göz önünde bulunduracaktır dedi. Bir de röportajın içerisinde yer almayan ancak yapmış olduğum sohbetimizde bana söylemiş olduğu şu taraf vardı. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri medyasından çok şikayetçi. Buna karşı yakında kendi televizyonunu kuracak ve bu televizyonla birlikte Donald Trump gerçekleri bir kez daha doğru ve kendi penceresinden halkına ulaştırmaya çalışacak. Tabii söylenenler ve konuşulanlar bununla sınırlı değil. Yapmış olduğumuz röportajın tamamı şimdi ekranlara geliyor. İki liderin karşılaştırılabilir özellikleri var. Örneğin ikisi de karizmatik ve halklarını korumaya çalışıyor. İkisi de teröre karşı sert bir duruş sergiliyor. Diğer tüm liderlerle olduğu gibi iki liderin birbirinden öğrenecekleri var. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski dış politika danışmanı Walid Phares, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki benzerlikleri bu sözlerle sıralıyor. NTV'ye konuşan Phares, Suriye'de güvenli bölge kurmanın Türkiye ve ABD için önemine vurgu yaptı. Türkiye güvenli bölge konusunda rol almalı. Çünkü Suriye ve Irak'a binlerce kilometre sınırı var. Uzun zamandır milyonlarca göçmen Türkiye'de yaşıyor. Güvenli bölge Türkiye'nin çıkarlarına uyuyor. Binlerce göçmen ülkelerine geri dönebilir. Her iki ülkenin de güvenli bölge istiyor olması Türkiye ve ABD için dönüm noktası olabilir. Phares, Trump yönetiminin YPG ve FETÖ gibi konularda adım atması için henüz erken olduğunu belirtti. Trump yönetimi daha sadece birkaç günlük. Trump, CIA, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından konuları detaylı öğrenecektir. Trump'a verilen raporlarda Türk halkı ve Türk devletinin bazı grupları terörist kabul ettiği yer alırsa, Başkan Trump bu durumu göz önünde bulunduracaktır. Phares, Trump'ın Orta Doğu'ya barış getirmek için çalışacağını da söyledi. Donald Trump iş ilişkilerinden dolayı Orta Doğu'yu zaten tanıyordu. Ancak şimdi politik farklılıkları da görüyor. Donald Trump bana bizzat Orta Doğu'ya barış getirip orayı güvenli bir yer yapmak istediğini söyledi ve başkanlık gücünü bunun için kullanacaktır. Bu da bize Başkan Trump'ın Orta Doğu'da her şeye açık olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın sığınmacılarla ilgili yasağı tartışılmaya devam ederken, Teksas'ta bir okulda öğrenciler sınıf fotoğrafı çektirirken Nazi selamı verdiler. Teksas'ta sınıf fotoğrafı çekimi sırasında bir grup beyaz öğrenci Nazi selamı vererek "Heil Hitler, Heil Trump" yani Hitler'e selam olsun, Trump'a selam olsun diye bağırdı. Diğer öğrenciler bu anı dehşet içinde izlediklerini söylüyorlar. Olaya tanıklık eden öğrencilere göre öğretmenler bu anı engellemek için hiçbir şey yapmadı. Fotoğrafların sosyal medyaya sızmasıyla olay büyük tepki çekti. Okul yönetimi açıklama yapmak zorunda kaldı. Nazi selamı veren öğrencilerin bulunarak cezalandırılacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her konuşmasında Amerikan iş gücü ve uzmanlığıyla ülkesini tekrar büyük yapacağından bahsediyor. Ancak çiçeği burnunda başkanın gözden kaçırdığı çok önemli bir husus var. Dünyanın en önde gelen teknoloji, bilim ve araştırma geliştirme kurumlarıyla övünen Amerika'da bu kurumların itici gücünü ülkeye özel bir vizeyle gelen dahi yabancılar oluşturuyor. En iyi eğitimli ve alanlarında uzman yabancılara verilen H-1B adlı vizeyle Amerika büyük bir beyin gücü göçü alıyor. İşte Amerikalı fizikçi Michio Kaku, ülkede bilim, teknoloji ve ekonominin göçmenler sayesinde ayakta durduğunu şöyle anlatıyor. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right? How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. There are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs for Americans. They create entire industries. İşte Amerika Birleşik Devletleri bilim, teknoloji ve endüstride, ekonomide neden dünyanın lideri? Doktor Michio Kaku bize çok güzel anlattı. Hillary Clinton artık yenilginin kitabını yazacağını açıkladı. Clinton ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde yenilgiyle sonuçlanan süreci, özellikle bu süreç boyunca yaşadıklarını bir kitapla paylaşmaya hazırlandığını duyurdu. Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan Hillary Clinton kitabında geleceğe ilişkin düşüncelerine de yer verecek. Clinton kitabı için karşısına çıkan etkileyici insanlara ait alıntılardan esinlendiğini, ilham aldığını söylüyor. Clinton bu alıntılar hayatın sunduklarına karşı takdir duygumu derinleştirme konusunda yardımcı oldu dedi. Kitap bu yıl içinde piyasaya sürülecek. Seçim yenilgisinin ardından dinlenmeye çekilen ve kamuoyunun önüne pek çıkmayan Hillary Clinton şimdiye kadar 5 kitap yazdı. Ve şimdi dünyanın farklı köşelerinden derlediğimiz ilginç görüntü ve haberlerle devam ediyoruz. Köpek balıklarının kol gezdiği sulara bir ton balığı atılırsa ne olur? Brezilyalı balıkçılar bunu ilk elden görme fırsatı buldu. Oluşan manzara ise korku filmlerini aratmayacak cinstendi. Su bir geyser gibi köpürdü. Onlarca köpek balığının saldırdığı balık saniyeler içinde gözden kayboldu. Sıradaki görüntülerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir ilkokuldan. Öğrencilerinin her birini karmaşık selamlaşmalarla sınıfın kapısında karşılayan öğretmen büyük ilgi görüyor. Barry White Junior isimli öğretmenin adı da öğrencilerini selamlama şekli gibi enteresan. Okulun en sevilen öğretmeni olan Barry White Junior, çocuklara "biz bir ekibiz" mesajı vermek ve onları motive etmek istediğini söylüyor. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da bir doğa parkında yaşananlar gerçekten safari sırasında aracınızın kapı ve pencerelerini açmayın uyarısının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi. 300 kilogram ağırlığındaki erkek aslan bölgesinden geçmeye çalışan turistlerin içinde bulunduğu otomobile saldırdı ve şans eseri olayda yaralanan olmadı. Yine Hindistan'dayız. Ülkede kutsal sayılan ineklerden biri girdiği binada yanlışlıkla çatıya çıkmış, aşağı inmeyen ve çevresindeki insanlar nedeniyle korkan hayvan çatıdan aşağı atlıyor. Görüyorsunuz, havada takla atarak yere düşen ineğin öldüğü bildiriliyor. Evet, intihar eden inekten sonra sırada sosyal medyanın yeni gözdesi ünlüsü var. Battaniyesini sırtına almış bu sevimli Shiba Inu cinsi köpek, soğuk kış akşamlarını kakao eşliğinde komik videolar izlemekle geçiriyormuş. Sosyal medyanın yeni fenomenini birlikte izliyoruz. Myanmar'dayız. Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının yaşadığı dram bir kez daha gündemde. Myanmar ordusunun operasyonları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Rohingya Müslümanı komşu ülke Bangladeş'e sığındı. Müslümanlar burada çok zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyorlar ama bu yetmezmiş gibi şimdi de Bangladeş hükümeti onları ıssız bir adaya yerleştirmeyi planlıyor. İnsan hakları örgütleri plana tepkili. Bangladeş, Rohingya Müslümanlarını ıssız bir adaya yerleştirme hazırlığında. Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan binlerce Rohingya Müslümanı Bengal Körfezi'ndeki adaya yerleştirilecek. Yerleşim yerinin olmadığı Tengarçar Adası'nı özellikle bu son döneminde sık sık sel basıyor ve ada deniz korsanlarının kalesi olarak biliniyor. Biz balıkçıyız. Buraya avlanmaya geldiğimizde korsanlar bizi yakalıyor. Paramız yoksa bizi denize atıyorlar. Adada çok fazla korsan yaşıyor. Ülkelerindeki şiddetten kaçan Rohingya Müslümanları korsanların olduğu balçık kaplı adada yaşamaya zorlanacak. Bangladeş hükümeti bu planıyla eleştiri oklarının hedefinde. İnsan hakları ve yardım örgütleri Rohingyalıların bu adaya yerleştirilmesine şiddetle karşı. Bangladeş hükümeti ise eleştirilere kulağını tıkıyor. Gazetecileri adaya götüren Bangladeşli yetkililer, Rohingya Müslümanlarına çiftlik hayvanları verileceğini ve bu sayede geçimlerini sağlayabileceklerini söylüyor. Hükümet, Rohingya Müslümanlarının güvenlik riski oluşturduğunu ve bulaşıcı hastalık yaydıklarını iddia ediyor. Bu nedenle Myanmar geri kabul edinceye kadar Rohingya Müslümanlarının bu adada tutulması gerektiğini savunuyor. Bangladeş halkının da Rohingyalılara ön yargılı olması dikkat çekiyor. Rohingya Müslümanlarının iyi olmadığını biliyoruz. Kaçakçılık ve uyuşturucu satıcılığı yapıyorlarmış. Buraya gelip korsanlarla birlikte herkese büyük sorun çıkarabilirler. Myanmar ordusunun Arakan bölgesinde Ekim ayında operasyon başlatmasının ardından yaklaşık 70 bin Rohingya Müslümanı komşu ülke Bangladeş'e kaçtı. Myanmar ordusunun operasyonlarında 400 Müslüman öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Myanmar ordusu Arakan'da Müslümanlara ait yüzlerce evi yakıp yıktı. Birleşmiş Milletler Myanmar ordusunu etnik temizlik yapmakla suçluyor. Olanların insanlığa karşı suç teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor. Ülkelerindeki baskı ve zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının toplam sayısının resmi rakamlara göre 230 bini aştığı belirtiliyor. Rohingya Müslümanları Myanmar'da resmi devlet politikası gereği vatandaş olarak kabul edilmiyor. Irak ordusu ve Daesh arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Musul'dan bir haber var şimdi sırada. Çatışmalar Daesh'in zulmü, en savunmasız olanları da çok yakından etkiliyor, onları da vuruyor. Musul hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu açlıktan öldü. Geride sadece bir ayı ve aslan kaldı. Aslan ve ayı yiyeceksiz bırakılarak ölüme terk edildi. Musul'daki hayvanat bahçesi bu yürek burkan görüntülerle gündemde. Daeş ve Irak ordusu arasındaki yoğun çatışmalar nedeniyle hayvanat bahçesi bakımsız ve sahipsiz kaldı. Çevre sakinleri de hayvanlara yiyecek götüremedi. Bombardımanda kafesleri zarar gören maymunlar kaçtı. Etrafta dolaşmaya başladı. Aç oldukları için çocuklara bile saldırıyorlardı. Çatışmalar yoğunlaşmadan önce bekçi gelip hayvanları iyi kötü besliyordu. Çevre halkı da onlara yiyecek veriyordu. Ama çatışmalar çok yoğunlaşınca kimse evlerinden çıkamadı. Yaklaşık bir aydır hiç beslenmeyen hayvanların çoğu öldü. Bazı hayvanlarsa çatışmalar sırasında zarar gören kafeslerinden kaçtı. Geride sadece bir aslan ve ayı kaldı. Açlıktan ölmek üzere olan iki hayvanın imdadına bir yardım örgütü yetişti. Daeş militanlarının bölgeden çekilmesi sayesinde hayvanlara nihayet yiyecek götürülebildi. Hayvanat bahçesinden fotoğraflar paylaşan İngiliz basını, Daeş militanlarının hayvanları ölüme terk ettiğine dikkat çekti. Ve Dünyanın Haberi bu görüntülerle sona erdi. Hoşça kalın.